Bizim temelimizde haram lokma yoktur. Ha bura kapalı mı? Hayırdır bura? Ne olmuş buraya? Bilmiyoruz ki bakalım ya. Boşuna vurma, yazı yazıyor orada burada. Ne yazı bu? Yazı yazıyor, yazar. Şey, arkadaşlar, işletme çarşamba ve terme işletme şefliğine yapılmaktadır diyor. Salı pazarı işletme şefliği diyor. Yapılmıştır diyor. İşlemler diyor çarşamba ve terme işletme şefliğinde yapılmıştır diyor. Allah Allah, bu nasıl bir iş lan? Bu nasıl bir iş arkadaşlar? Bu ilçenin hiçbir sahibi yok. Biz muhtarlar olarak bütün muhtarlarla beraber geldik ve mağduruz. Bu mağduriyetimiz nasıl gidilecek? İlçemizde adliyemiz vardı, gitti. Şimdi TEDAŞ'ımız, YETAŞ'ımız gidiyor. Yarın bir başka makamımız mı gidecek acaba? Biz tereddüt içindeyiz. Ve buradaki görülen köyler, kapının önünde bekleyen köylü arkadaşlarımız eline evrak, şefliği bekliyor. Yani haber olacak. Nereye gidecek bu vatandaş? Kimisi termiye gidecek, kimisi çarşambaya gidecek. Kimse nereye gideceğini de bilmiyor şu anda. Bir de şu var arkadaşlar. Mesela Tanal Köyü'nden kaç kilometre burada Tanal Köyü? 28-30 kilometre. 30 kilometreden gelecek adam çarşamba gidecek, termiye gidecek, işlemini yapacak, evet. Akşamdan geri gidecek, taksi tutacak. Çarşamba işi şey bitmeye ya? Bir de termiye gidecek. Yani termiye gidecek. En azından burada bir memur olup bizlere yönlendirmesi lazım. Biz hep beraber işletme şefliğine geldik. Muhtar arkadaşlarla beraber yaklaşık 30 tane muhtar arkadaşımız geldik. 30 muhtarın mağduriyetini giderilmesi için bu şefliğin yeniden faaliyete geçmesini istiyoruz ve buradaki mağduriyete giderilmesini istiyoruz. Bizde adliyemiz vardı Salıpazarı ilçesinde, Salıpazarı'nın içinde adliyemiz gitti ve şu anda yataşımız gitti. Yarın acaba hangi birimimiz gidecek diye tereddüt içinde yaşıyoruz. Bu tereddütümüzde giderilmesini arz ediyoruz. Yani bu bizim sonuçta ilçemizde bir başkanımız var, yani birim amirlerimiz var. Bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz. Adam 7 kilometre deki mesafedeki, mesela benim köyüm 7 kilometre ilçeye. Adam bu sefer çarşambadan termeden arıza ekibi çıkacak. Arıza ekibi yakın olursa mı daha çok çabuk cevap verir? Salıpazarı zaten zor cevap veriyordu. Bunun bir çözümünü bulmak lazım. Yoksa muhtar olarak biz yapalım. Biz arkadaşlar olaraktan önce buradan başlattık şimdi. TEDAŞ'a geldik. Daha sonra bunu Çarşamba, Samsun, Ankara'ya kadar gideceğiz yani. Şimdi benim köyüm buraya 10 kilometre, 8 kilometre. Arkadaşımın köyü 30 kilometre. 30 kilometre yoldan gelip adam çarşambaya, termeye gidecek, işlemlerini bitecek, sıraydı mıraydı gelecek, burada araba yok, taksi tutacak, 50 bin lirada para verip köye gidecek. Böyle bir şey olmaz. Bu Salı Pazarı'na sahip çıkılması lazım. Bu TEDAŞ'ın buraya yeniden gelmesi lazım. Aksi takdirde en azından bir tane memur verip bize yönlendirmesi lazım. Bu şekilde bu olmaz. Biz köyde harbiden mağduriyet yaşıyoruz köylüyle. Halk diyor ki niye bakmıyorsunuz diyor. Bizim buraya derhal bir an önce bir eleman veya bir memur atanması lazım. 30 kilometreden buraya geliyor Salı Pazarı, ben Tanal Köyü muhtarıyım. Buraya iniyorum, buradan çarşambaya git. Dosyasını imzalatacak vatandaş. Termiye git, termede imzaladın. Termiye gidiyor, şu noksan Salı Pazarı'na gel. Salı Pazarı'ndan dosyayı al, tekrar çarşambaya git. İleri git, geri gel. İşin yoksa günlerce gez bir dosya için. Bu adaletsizlik, bu adaletin bir an için düzelmesini istiyoruz. Salı Pazarı işletme şefliğinin Salı Pazarı'nda olmasını istiyoruz. Vatandaşın çarşambaya, termesine gitmesine olumlu bakmıyoruz. Teşekkür ediyorum. Burası ki bakalım ya.